Kendimize başlamayalım buradan. En azından bir şey yapalım, bir şeyler yapalım bu sürede. Halk Eğitim Merkezimizde bini geçkin kursumuz var ve yine bini aşkın öğrenci sayımız var. Burada birçok hayvancılıktan tutun da el sanatları, el nakışları, dikiş, arı yetiştiriciliği, bir sürü kurslarımız var. Katılımımız çok iyi. Özellikle pandemiden sonra insanlar evde sıkıldığı için sosyal hayat arayışındalar. Maalesef Erzurum'da da sosyal hayat çok fazla olmadığı için öğrencilerimiz kurslarımızı severek katılıyorlar. Dikiş kurslarımız var, nakış kurslarımız var, filografi kursumuz var, mefruşat, nevresim dikimi kurslarımız var, çocuk gelişimi kursumuz var, kadınlara yönelik birçok kurslarımız var. Katılımımız iyi ama Erzurumlu hanımlarımız dışında bizim tayinci öğrencilerimiz daha fazla oluyor. Eşleri işe gidince burada bir akraba çevreleri olmadığı için onlar daha çok severek geldiğini söyleyebilirim. 2022 çalışmamız şöyle, yaklaşık 530 küsur kurs açmışız bugüne kadar. Aziz ilçemizin 8900 vatandaşına ulaşmışız bu kurslar sayesinde. Şu anda da hala aynı verimlilikle devam etmekteyiz. Burada alanımız çok geniş. Yaklaşık bizim 3800 tane kurs çeşidimiz var. Ama genelde hanımların el sanatlarına, giyinme, aşçılık olsun, pasta yapımı olsun, onlara ilgileri var. Çocukların müzik, spor, halk oyunlarına şeyleri var, ilgileri var. Beylerin de daha çok hayvan yetiştiriciliği, çiftçilik, arıcılık, o yönlerde ilgileri var. Tabii bu sadece bizim binamızda değil, çevremizdeki uygun yerlerde de, köylerde de bilhassa her yerde kurs açıyoruz. Ben çok zor, sıkıntılı bir dönemimde kurslara yönlendirildim. Psikolojik olarak sıkıntılarım vardı. Annemi falan kaybetmiştim. Sonra arkadaşlarım beni buraya yönlendirdi ve buraya geldiğim zaman buradaki ortamı çok çok beğendim. Arkadaşlarım çok çok iyi. O sıkıntılı dönemimi burada atlattım. Hem terapi gibi geliyor bana hem de daha önce hiç yapmadığım şeyler. Bunları ilk kez yapıyorum yani. Daha önce hiç bilmiyorum ama halk eğitimleri duyuyorum ama hani olduğunu bilmiyordum daha önce. Ama gelince işte arkadaş ortamları çok güzel. Hepsi çok iyi, Allah razı olsun. Bir sürü farklı şeyler öğrendim. Daha önce başka yerlerde görüp ama ne olduğunu, nasıl yapıldığına dair hiçbir bilgim yoktu. Ama şu an hepsini iyi kötü biliyorum. Daha önce vurup geçtiğim şeyleri şimdi incelemeye başladım. Çünkü içinde olduğunuz zaman daha çok ilginizi çekiyor. Daha çok inceleme gereği hissediyorsunuz. Bana çok şey kazandırdığını inanıyorum. Mesela şu an bu sene üniversiteye başladım ama ben yine de buradan vazgeçmedim. Çünkü çok fazla hem dediğim gibi insan ilişkilerimiz gelişiyor. Hem de farklı şeyler öğreniyoruz. Burada geri dönüşüm yapıyoruz genelde. Ev hanımlarımızın evde sandıklarında işte işlemeleri, eski annelerimizin dantelleri, bunları değerlendiriyoruz. Genelde sağ olsun müdürümüzün sayesinde makine teçhizatımız çok olduğu için bunlardan yararlanıyorlar arkadaşlar. Onun akabinde kaybolmaya yüz tutmuş nakışlarımız var. İşte bunlar tel kırma, antep ajuru, kumaşı tamamen iple sayarak çalışıyoruz. İşte çeşitli teknikler, iğne oyaları. Mesela bir işleme geçirsek kenarlarını iğne oyası yapıyoruz. Namaz örtüsü yapıyorsak tel kırmadan iğne oyası çalışıyoruz. Zaten bizim mesleğimizdeki işimiz hep bütün el işler birbirinin içine bağlı nakışlar. Nakışı yapıyorsun, iğne oyası da var, teğeli de var, biçkisi de var. Hepsi birbirinin içinde. Çok güzel arkadaşlarımız da yararlanıyorlar. Çok da memnunlar. Yani herhangi bir parasal sadece malzeme alıyorlar. Malzemelerini getiriyorlar. Biz de burada geri dönüşüm yapıyoruz.
Kursta teorik derslerimiz var. Bunun yanı sıra uygulamalı derslerimiz de bulunuyor. Bu uygulamalarda çocuklarda ileride verecekleri eğitimleri biz burada temelden öğretmen adayına ya da yardımcı öğretmen adaylarına temelinden bu eğitimi veriyoruz. İleride o görevlerini en güzel şekilde icra ediyorlar. Kursta 16 öğrencimiz var. Aktif olarak devam ediyoruz. Güzel, bundan çok gurur duyuyorum. Benimle meslektaş, yani burada kalmıyor. Buraya gelen öğrenci üniversiteyi de artık düşünüyor eğer okumuyorsa. İleride üniversiteden sonra KPSS'ye girip öğretmen adayı da oluyor. Ve benimle beraber öğretmen oluyor. Ben bununla o kadar gurur duyuyorum ki anlatamam. Benim amacım çocuklarımın, öğrencilerimin en iyi yerlere gelmeleri.